tutkumu için gerekli malzemeler. 5 su bardağı süt, 1 su bardağı un, 1 su bardağı toz şeker, 1 kase ceviz içi, 500 gram kaymak, 200 gram tereyağı. Bakalım nasıl bir şeymiş. Paşa lokumumuz tereyağla yapıyoruz. Tereyağı biraz kızdıracağız ocağımızda. Tamam. Ne kadar tereyağı kullanıyoruz? Şöyle 200 gram kadar. Biz böyle bir muhallebi gibi bir evet, şey muhallebi yapacağız. Evet. Onun şimdi yağda kavrulmasıyla daha değişik bir tadı olacak bunun. Bunu saracağız biz. Yine yani böyle lokum tarzı bir şey olacak ama daha büyük şöyle. Ha, pişireceğiz o zaman bir yerde. Tepsiye dökeceğiz. Ha, tamam oldu. Sonra şimdi onu saracağız. Aa, güzel güzel evet, bir tarif İçine geliyor. İçine ceviz, üzerine de şan fıstığı koyacağız. Yağımız erimeye yine başladı. Yine günlerde yapılabilecek bir şey. Senin evet, günlerin var mı? Benim günlerim var. Günlerim diyorum çünkü ben öğrendim artık. Evet, bir tane de kimse kalmıyor. Evet. Kaç tane günün var? Valla 4 tane günüm var. Ne diyorsun? Şimdi bir bardak unumuzu atıyoruz. Tereyağı iyice eriyince unu da ekliyor ve hızlı hızlı karıştırarak kavurmaya başlıyoruz. Bu hazır süt mü yoksa buralarda çok gerçek inek sütü evet, değil mi? Evet, inek sütü. Gerçek ne kadar şanslısın. Peki yoğurdunu mayalamıyor musun? Yoğurdumu da mayalıyorum. Hazır yani hazır yoğurt gerçek varken. Almıyorum evet. Yani ben yoğurdumu mayalıyorum ama burada da mesela aldığımız yerde çok güzel katkısız yoğurt zaten bulabiliyoruz. Zaten mayalanmış yoğurt. Evet, biz katkısız. Sabah açılış yaptık peynircide. İzleyenler olmadıysa diye söylüyorum. Hatta yoğurdumuz da burada. Kırklareli'nin Trakya bölgesinin sütü, peyniri, eti çok meşhurdur. Çok bu güzel aynı bir inek yoğurdu aldık değil mi? İnek yoğurdu. İnek yoğurdu aldık. Evet. Bu aynı bardakla yalnız tamam, sütü de ölçüyoruz. 5 bardak koyacağız. İyice ne unumuz kavruldu. Kokusu çıkana kadar kavrulan una 5 su bardağı oda sıcaklığında süt ekliyoruz ve güzelce karıştırıyoruz. Şimdi unumuzun topaklanmaması için hızlı sürekli mı karıştıracağız evet. Peki şu an topaklandı o zaman geç mi kaldı? Yok yok o şimdi çırpıcı mı şey lazım yapacak yani gerekirse çırpıcıyla da yaparız da o şimdi eriyecek ocakta. Peki şeker ne zaman girecek? Şimdi bakacağız bakalım iyice ne onun içinde erisin. Hı hı. Böyle kıvamını bir görelim ona göre sütümüzü tamam, şekerimizi de ilave edeceğiz. Bir püf noktası da bizden. Kavrulmuş una süt veya et suyu ekleyecekseniz unun topaklaşmaması için ekleyeceğiniz sıvının sıcak olmamasına dikkat edin. Genelde çok göçmen var çok burada. Çok göçmen çok evet. Çok yakın olduğu için sınıra böyle tabii, çok uzaklaşmak istememişler herhalde. O yüzden yemek kültürü de bayağı zengin. Tabii Yunanistan tarafından evet, gelen Arnavutluk, Bulgaristan hep çeşitli. Hani kim kimin yemeği aslında çok artık ayırt edilemiyor. Evet, karışmış. Buranın yemeği olmuş, evet, karışmış yani, ve hepsi güzel bir karışmış, yelpaze oluşturmuş. Bu şimdi acaba hangisinin tatlısı? Ha, evet, bilemiyoruz onu. Süt ve unla muhallebi gibi pişirmeye devam ettiğimiz karışımın pürüzsüz olması için şimdi de bir çırpıcıyla hızlı hızlı karıştırıyoruz. Kısık ateşte ağır ağır pişirmemiz gerekiyor yalnız. Özelliği de o. Evet. Yani un hep özleşmesi lazım. Sütte pıtır tamam, pıtır hiç kalmaması lazım. Bu şu anda evde herkesin bu malzemeleri vardır. Hemen bizimle yapabileceğiniz bir tarif. Evet, bence çok mutfakta televizyonunuz da varsa hemen unu çıkarın, tereyağında kavurun. 5 bardak da sütü ekleyin. Bizle birlikte yapın bakalım aynı kıvam tutacak mı? Bakalım sizin kimi güzel olacak, bizim kimi güzel olacak. Çünkü çok kolay bir tarif. Sadece karışması gerekiyor ocağın üstünde koyulaşıncaya kadar. Evet. Koyulaşırken mi şeker ekleyeceğiz? Evet. Paşa lokumunun tadını şimdiden çok merak ediyoruz. Onu sen da istersen karıştır, ben şekerimizi bir bardak çıkartayım. Muhallebimiz koyulaşınca içine toz şekeri ekliyor ve karıştırmaya devam ediyoruz. Bir bardak da şeker geldi ve koyulaşmaya da başladı. Hindistan cevizi tepsimizin altına bolca koyuyoruz. Hmm, o tepsiden kolay kalkmasını sağlayacak tabii, rulo yaparken evet, değil mi? Tabii, rulo yaparken Hindistan ceviziyle birlikte. Sonra da zaten tamamen Hindistan cevizine bulayacağız sardıktan sonra evet, da. Bu kıvam o yüzden çok önemli. Çok çok önemli evet, yani kıvamı kıvam tutmazsa rulo olmaz. Olmaz, saramayız. Sıcakladım fırın evet, buradan. Evet, fırın sıcak, bizim ayda sıcak. Bizim ışıklar bir yandan, ben soyunuyorum. Böreğimizi de bir de bakalım.
Evet, o da olmak üzere. Muhallebi de fokurdamaya başlıyor bu sırada. Böyle göz göz olması gerekiyor Nursel'cim. Evet. Böyle. Yani ben bu şekilde anlıyorum olduğunu. Tamam, o zaman kapatıyoruz. Evet, kapatıyoruz ve tepsimize döküyoruz. Şimdi ikinci önemli aşaması da bu değil mi? Güzel. Evet, evet. Hepsini homojen dökmemiz gerekiyor. Böyle eşit tabii, bir şekilde eşit dökmemiz bir şekilde. Gerekiyor. Paşa lokumunun muhallebisini Hindistan cevizi serttiğimiz tepsiye dikkatlice döküyor. Bir yandan da spatula ile düzeltip yayıyoruz. Bunun şimdi soğuması, donması gerekiyor. Evet, bir gece beklemesi gerekiyor dolapta. O yüzden ben size bunu önceden bu hale gelene kadar olan kısmını evde yaptım. Tamam, çünkü süper. Bir gece beklemeden sararsak. Peki o bir geceyi üstü açık mı geçirecek? Böyle kapalı mı olması lazım? Yani streç sarıp dolapta bekletebiliriz. Çünkü açıkta kalırsa kuruyabilir. Kurur üstü. Tabii ki. Hemen onu bir streçle sarıyoruz. Ondan sonra şu buzdolabına anda, atıyoruz. Beyler, bayanlar, bizi izleyenler, şu anda güzel bir paşa lokumu yaptık. Bunu güzel Hindistan cevizi serdik altına. Sonra yaptığımız, hazırladığımız muhteşem karışımı döktük. Bir gece böyle beklemesi gerekiyormuş ama üstünü kapamayı, streçle kapamayı unutmayın. Sonra yapılmış halini göstereceksin sen bize. Evet. Sezer Hanım bizi bir gece bekletmiyor neyse ki. Evet, bu benim yaptığım akşam. Aynısı evet. Şimdi üzerine kaymak koyuyoruz bunun. İçi yumuşacık oluyor sarıldığı zaman. Hazır kaymak. Evet, hazır kaymak. İstersek krem şanti de yapabiliyoruz sütlen. Tamam. Biz kaymağı tercih ettik. Mesela kaymaklı, afyon kaymağı falan da deniyor. Bunun başka çeşitleri var. Onlar da kaymaklı oluyor. Kırklareli'nin meşhur sütünden yapılmış mis gibi kaymağı muhallebinin her yerine sürüyoruz. Paşalara layık bir lokum doğrusu. Paşa lokumumuz da oldu. Onu da hemen... Yeterli mi bu kaymak? Yeterlidir. Kaymak eriyince daha bir kolay sürüldü gerçekten. Evet. Şimdi bu ne kadarlık bir kaymakmış? 200 bir tanesi. 2 tane kullandık. 400. 400 gram da kaymak. Kaymak yoksa kendimiz krem şanti yapabiliriz. Evet. Güzel, onu bir serdik. Serdik. Şimdi keseceğiz. Üzeri kaymakla kaplanan tatlımızı boyuna eşit parçalara ayırdıktan sonra enine de kesip kare kare dilimliyoruz. Her dilimin üzerine ceviz yerleştiriyor ve sarıp rulo şeklini veriyoruz. Paşa lokumunu Hindistan cevizine buladıktan sonra servis tabağına alıyoruz. Tam ağzımıza layık oldu. Paşa lokumu boşuna dememişler. Hakikaten muhteşem oldu. Şaşırtmak istiyorsanız sevdiklerinizi, günlerde ya da eşinizi, gerçekten paşa lokumu oldu. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Bence şu anda güncüler, gün yapanlar... Evet, gerçekten. Gelmiştir de bizi izliyordu. Çok güzel oldu. Günlerde çok yapılan bir senin yaptığın tatlı. Bir şey mi günde? Evet, arkadaşlarım da çok severler. Yarın misafirlerim var. Nasıl bir tatlı yapsam da herkesi şaşırtsam diyenlerin her evde bulunan malzemelerle hazırlanabilen paşa lokumu tam da aradıkları lezzet. Nursel yine dayanamıyor ve tadına bakıyor tatlımızın. Süper. Harika olmuş ya. Beğendin mi? Çok güzel olmuş. Sıcağı sıcağına test ettik, onayladık. Çok güzel olmuş. Bence kaydı kes. Muhteşem olmuş. Gel sen de yediniz. Mutfağımızı toplayalım. Ben bunu bitir. Şimdi yeni açanlar bunları hazır lokum falan sanacak ama biz bunları yaptık. Unu tereyağında kavurarak hazırladığımız sütlü muhallebiyi tepsiye döküp dilimledik ve cevizle sarıp Hindistan ceviziyle kapladık. Üzeri Antep fıstığıyla süslenen paşa lokumunun da sunumunu tamamladık. Herkesin evde bir paşası vardır böyle. Çok değer verdiği, ona rahatlıkla yedirebilir. Çok güzel oldu. Afiyet olsun. Tebrik ederim. Afiyet olsun.